21 Ağustos Pazartesi Yeni Şafak yazarı Göken Özcan yazısı Penceresiz bir Ağustos Azıcık nefes almak kendimizi derin uykuların kollarına bırakmak için sıcak gecelerin içinde kendini kıyı köşe gizleyen küçük serinliklerin peşindeyiz. Pencerelerin gözleri yolda, kendini naza çeken esintileri bekliyorlar umutla. Uzun ve sıcak bir yazın ne başı ne sonu oluyor. Derin bir mecalsizliğin sanki hep ortasındayız. Tarçada bir yerde, neredeyse terk edilmiş köhne bir istasyonda, geleceğine dair zayıf bir rivayet bile olmayan hayali bir treni bekliyor gibi donup kalmış yüzlerimiz. Nemli havanın asfaltın üstünde adeta sıtma nöbeti geçirir gibi titreştiği gibi titreşiyor ince ince insanın tenini, hayatın yüzeyini. Yavaşlıyoruz, e düşürüyoruz hayatın her şeyi önüne katıp sürükleyen, hıza boğan temposunu. Seyreltiyoruz içimizden geçirdiklerimizi bile. Bir Ağustos böceğinin sesinden ibaret kalırdı. Öyle vakitlerinde eskiden bu mevsim. Şimdi hafızamızda sancılanan eski hatıralar gibi yokluklarıyla çınlatıyor şehirleri, çok zaman önce toparlanıp giden, uzak kırlara çekilen o Ağustos böcekleri. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilk bahar gibi kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi diyor Sabahattin Ali. Şarkısı dilimizden düşmeyen çocuklar gibi isimli şiirinde. Evin içini derleyip toplamak, dağılan şeyleri yerlerine koymak, kiripası temizleyip paklamak mümkün ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın kafasının içini aynı şekilde düzene sokamıyor insan. Unutmak istediklerini kafasından çıkarıp atmak, hafızasından silip temizlemek, parça parça düşünceleri derli toplu hale getirmek mümkün olmuyor. Her şey sınırlarını çekmeye imkan olmuyor. Meselelerin birbirine karışmasına, duyguların ve düşüncelerin kontrol edilemez sızıntılarla birbirlerini suyunu bulanıklaştırmasına engel olunamıyor. İnsan içindeki o koca gürültüyü bastırmaya güç yetiremiyor. Zamanla yorgunlaşıyor, beziyor, umudunu kaybediyor. Yaşını aldıkça bu yenilmişlik hissi, bu teslim olunmuş çaresizlik hali herkesin yakasına yapışıyor, herkesin üstüne siniyor. "Bazen senin de ne yaşayacağını bilemediğin zamanlar oluyor mu?" diye sordu biri. "Keşke olsa," dedi diğeri ve suskunlaştılar sonra. Her gecenin kendine özgü, kendini ifade eden sesleri vardı eskiden. Şimdi geceler gürültücü zorbaların elinde adeta acı çekiyor. Su yeşili gözleri var katibin. O güneş görmemiş, hasta ışığın altındaki sayrı yüzünde bile parlayabilen su yeşili gözleri var. Bir daha dağıldım. Bunun da gözlerinde bir parçam kaldı. Bundan sonra bunu da hesaba katmalıyım. Beni tanıyanlar arasında bu da olacak.'' Olmaz ama unutur o. Benim tanıdıklarım arasında bu da olacak. Gelmeseydim keşke. Hiç gelmeseydim. Tanımayı verir, geçerdim. Şimdi o da var. Parçalarımı toplarken bunun gözlerinde, eşillerin dibinde kalanını da bulmak, unutmamak gerekecek diye yazmış Bilge Karasu. Troya'da ya da ölüm vardı kitabındaki öykülerinden birinde tanıştığı her yeni insanı keşfedilmemiş bir ülke gibi gören, meraklı bir kaşif gibi bir uçtan bir uca keşfe çıkan insanlar da var. Nice sır var ki alemde dedi Mecsub kendini aşikarekizler.